şapkamı da indirdiğime göre artık videonun açılışını yapabilirim. Herkese merhabalar. Ben Damla. Hoş gel. Az önce gördüğünüz gibi evi toparladım. Onlarca bardak vardı sadece şu masanın üzerinde. Sehpa'nın. Dün Uğur ve Fuat buradaydı. Gecede toplamaya üşen. Bu arada sadece 15 dakika almış kameradan gördüm. Yani hem bu kısım hem de mutfak kısmı totalde 15 dakika. Çok iyi. Bu arada size ne göstereceğim? Yani 7 yıl sonra öğrencilik hayatımdan, öğrencilik evi geçmişimden bu yana sonunda bir televizyon aldım. İşte kendisi burada. Yeni televizyonun ilk pozumuz. Makyaj ve hazırlanma kısmına geçiyorum şimdi. Onları çok hızlı yapacağım. Bu arada dudağımda görüyorsunuz hala bir uçuk olduğu için. Bu ara makyaj videosu çekemedim. Sevgili rap repertuarım eşliğinde hazırlanalım istiyorum. Karanlık çok önce kaçacak yerin kalmayacak. Şehir dışı sertini sarın fiziklere sertindik. Yeşil deniz gelin burada beş para etmez. Unutturur dediğini eş gelenmişler. Kanını da kinli de ölünü de acını da eyvah dünya. Ben düşerken yükseklikler yine beni tuttu. Size altındaki pantolonu göstereceğim. Şöyle yapayım. Burasında böyle halka detayları var. Bunu geçen gün Love My Body ekibi bana gönderdi ve hem şu yüksek bel oluşu hem gerçekten çok kalın bir jean kumaşı var ama böyle esnek bir kumaş. Beni izliyorlar mı bilmiyorum ama buradan da bir teşekkür etmek istiyorum çünkü çok çok güzel bir jean. Bu arada hazırım. Şimdi çıkabiliriz yavaştan. Arkadaşlar Uğur'la buluşmak hep beni bir şekilde yamultuyor. Gördüğünüz gibi gözlerim komple aktı. Çünkü motorla geldik. Burası Galatasaray'ın altında. Burada böyle yol boyunca bir sürü işte heykel ve alçı atölyeleri falan var. Şimdi de birkaç tanesine bakacağız beraber. Çünkü ben eve gerçekten bir büst almak istiyorum. Uzun zamandır da çok beğeniyorum. Evi ormandan artık müzeye falan çevireceğim bu gidişle. Ondan sonra Cihangir'e çıkacağız. Fuat mı geldi? Fuat Cihangir'deymiş. Yani Fuat'ın yanına uğrarız. Ondan sonra beraberiz. Bu arada ben sana hiç şey yaptırmadım. Selam verdirtmedim. Arkadaşlar merhaba, ben de buradayım. Bak bakalım. Mesela biz bunu böylece almak istesek. Böyle. Evet. Bu ne kadar? O 300 lira, alttaki 250 lira. Bir şeyler de yaparsınız gibi düşünüyorum. O yeni yapalı 400 lira. Ama tabii bunlar biraz daha... Bu tasarımlar... Tasarıma daha pahalı anladığım kadarıyla. Aynen. Yeni yapılmasına göre mi fiyatlar yoksa tasarımına göre mi? Tasarıma göre. Tabii ha. Bu daha yeni tasarım. Daha internetimi de koymadım. Anladım. Arkadaşlar şu bir aldıklarımdan. Bu biraz daha bir boyanıp gelecek. Onun üstüne gelecek. Onun üstüne bunu aldım. Şunu aldın. Bunu makyaj arka planım için aldım. Bu. Sonra bunu televizyonun önüne koyacağım. Gerçekten farkı mısınız? 4 parça mı? 5 parça mı? İyi oldu diyorum ya. Buluştuğumuz. Bizi sadece 20 dakika bekledin. Ve gelebilir misin? Çok yakındı.
20 dakika bekledim ben. Bence 40 dakika. Kafayı mı yediniz ya? 40 dakikadır ben bekledim. Sizle konuşma yalnız. Ben kafayı yemedim 40 dakikadır. Çocuğun hakkını yiyorsun şu an. Fuat ışık gitti be kardeşim. Abi benim konsantrasyonum var. Arkadaşlar ben Damla'nın fotoğrafını daha kolay çekiyorum. Öyle düşündüm. Ne iyi olmadı mı? Beğenmedin mi? İyi gözükmüyor. Olduğum gibi çirkin gözüküyor. Çok zor değil mi? Ha. Çok zor. Katılıyorum sana. Bu arada ben fotoğraf attım. Oo bu neydi ya? Heh. Şimdi yorumlara bakıyorum. Herkes zayıflamışsın dedi fotoğraftan sonra. Yüzüm ince çıkmış biraz. Şimdi yalan yok ama aşkım, rakamsal olarak... Ben rakamsal olarak çok fark etmiyor ya arkadaşlar. Yani bacağım zaten kalın değildi. Benim şu bel bölgem kalın olan. Aslında bizim bugün planlarımız arasında şey vardı. Sera'ya gidip bana muz ağacı bakacaktık. Hiç şey yapmayın oradan içinizden şimdi ofluyor olabilirsiniz. Yeter artık diye ama muz ağacı... Yani onu gerçekten istediğimi biliyorsunuz o yüzden alacağım. Ne olursa olsun alacağım. Fakat ne yazık ki... Aa bak muz ağacı. Evet muz ağacı. Bakın burada. Sorayım mı ya nereden almışlar diye. Aşkım yarın gideceğimiz yerde var zaten alacağız orayı. Yok işte her yerde yok. Nasıl ben o, bu o kadar... Serada yok mu muz ağacı? Bilmiyorum mesela şu boy işte bu. Bunu istiyorum ya. Ay, işte çok köpek. Büyük kız. Çok büyük kız. Sen manyak mısın? Bu senin makyajına nasıl olsun? Neyse işte sonuçta böyle İstanbul'da çok böyle o tarz ağaçlar satılmıyor seralarda. Genelde böyle İzmir çevresinde oluyor. Ama yarın bu daha önce gittiğim bir seraya gidip orada bakacağım. Belki olabilir diye düşünüyorum. Biz şimdi bir AVM'ye gidiyoruz. Sıcak olsun ve de Uğur'a bir tane sweatshirt alacağız. Orada görüşürüz. Işık çok güzel Uğur bak. Beni çek beni. Bakayım. Evet çok güzel. Haydi bay. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Sanki sence de motora binme mevsim birazcık geçmemiş mi? Aşkım, neredesin? Benle mi konuşuyorsun? Niye benden kaçıyorsun? Gibi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Ya motora binme mevsimi geçti ya da bizim Jon Snow gibi giymemiz lazım. Motora binilmez. Aşkım, altımızı külotlu şarap ya da tayt giymemiz lazım. Biraz olur mu? Bakalım mı? Olur mu? Arkadaşlar, arkadaki ablaya bakın. Dur. Ay netleyebilir miyim orayı 2 dakika lütfen netle. Ay gözükmüyor ama işte Jon Snow gibi giyinmiş, onun gibi giyinmek lazım. İstinye Park'a geldik, Uğur'a sweatshirt bakacağız. Ben de belki şeye bakabilirim, 17 Kasım'da MR'daki şeyde Makeup Fest'te şey yapacağım ya, orada olacağım ya. Belki orada giyebileceğim bir, bilmiyorum bir şeyler bakabilirim kendime. Bunları hızlı hızlı yapacağız. Size bir şey söyleyeceğim. Neye çok uyuz oluyorum biliyor musunuz? Mesela şimdi AVM'nin girişinde oradaki güvenlikler size merhaba hoş geldiniz diyor ya. Yani demese bile ben merhaba diyorum ve merhaba demeyenlere de çok uyuz oluyorum. Kadın ya da adam sana hoş geldin diyor, merhaba diyor. Sen onu dik dik bakarak geçiyorsun. Bunu yapıyorsanız yapmayın bence. 1 Bu 2 4 Bu 5 Ve bence bu güzel. Bu muydu? Evet. Beğenmedin. İsmi neydi? Eda. Eda selam ver bakayım. Eda büyük dedi çünkü. Yine bir bal kabağı oldum bakın. Bunu denedim. Cebi yok muymuş? Ha cebi yokmuş. AVM'deki bir etkinlik için fazla kalın değil misin sence? Ya böyle kasaklar. Çünkü altındaki de böyle bir triko kumaşı gibi. Arkadaşlar AVM'nin keşke size sorabilsem şu anda. Yani kalın da gösterdiğini birazcık düşünüyorum ne yalan söyleyeyim. Tamam, ben bunu şöyle alayım. Yapayım. Bak böyle ince. Tamam ben bunu alıyorum. Tamam. Heh. Şimdi size sordum arkadaşlar. Cevapların olmuş mu? Güzel olmuş 12, uzaklaş 7. Göreceğiz bakalım biraz bekleyeyim. O sırada diğer kombini giyeceğim. Bu pantolonu denedim. Şu an karnım içime çekiyorum. Yine Instagram'da size sordum. Bakalım ne diyeceksiniz? Uğur arkadaşlarına sormuş işte WhatsApp'tan. Nasıl demiş alayım mı? Beğendiniz mi? Sadece Serkan'ın cevabını söylüyorum. Bok. Böyle bir cevap mı dedin? Tamam alma başka yerden bakarız. Başka hiçbir yerde yok işte ben montsuz kaldım bu kış. Hiçbir yerde yok. Uğur'un giydiği mont vardı ya. Ha. Sen ona bok yazmışsın. Onu konuştuk şu an karşımızda. O yeşiline bak.
Arkadaşlar İstinye'ye gelmişken tabii ki de Serkan'ı da gördük. Hatırlıyorsunuz Jenga yarışması. Serkan bizi BM'ne soktu. Sanki şey ama kapıdan hani kulübe sokmuş gibi. Müşteri asansörü. Hmm. Çok havalı. Müşteri asansöründeyiz. Dedim ki böyle hani böyle gizli sadece personeli kullanan güzel bir yerden sonra. Bershka poşetiyle hayatta giymem. Bana gösterdiği modele bakın Serkan'ın. Hiç mi tanımadın ya? Bakayım suratına. Şey şöyle yapacaksın. Sıkıntı şurada, ben şaşı yapamıyorum. Böyle kaldım şu an. 7950 lira. 8000 lira. Yani toplasanız hayatımda 3-5 ayakkabı beğenmişimdir. Bir tanesi bu oldu. Stella'nın bu. Gerçekten bu benim yani. Tam benim tarzım bir ayakkabı. Diğeri de beğendiğim ayakkabılardan bu. Bu da Alexander. Beymen'den çıktık. Girdiğimizde pişman olduk biraz ama çıktık. Suratımın haline, moralim bozuldu ya. Biz gidiyoruz. Birazdan görüşürüz. Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bakın burada ne var? Şu an ufak bir şok yaşıyorum. Çünkü Sephora bir paket yollamış bana. Sadece şurası yırtık ve bunun sebebini asla bilemeyeceğim. Acaba bir şey düştü mü düşmedim ama buradayım bu arada. Akşamlar. Şu ne dolmuşum be YouTube isimli videomu izlerseniz zaten şaşkın olduğumu anlarsınız. Dedik. Burada bir adet fırça seti var. Minik bir fırça seti. Bir adet Becca'nın bir likit bir ürünü var. Skin Perfector yazıyor. Ufak bir paleti var. Renkler şu. Bu paleti biliyorum, görmüştüm daha önce. Dr. Jart'ın bir kremi var. Sephora'nın süngerleri. Şu an delirebilirim. Blif'in iki tane ürünü var. Bunların işte ben tester'ını deniyordum şu anda. Yüzümü görmüyorsunuz ama şu beni inanılmaz mutlu etti. Bir sürü maske. Bu ayak maskesi. Bu el maskesi. Bu... Aa bir şey patlamış mı? Çok tatlı bir şey yazıyor. Görüyor musunuz? Sevgili Damla, aslında biz de seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar aslında evde devam edecektim. Hatta size yeşil çaylı, elmalı, zencefilli bir soğuk içecek tarifi verecektim ama. Ama planlar değişti. Biz şimdi çıkıp Uğurlar'a gidiyoruz. Geldiğimde de muhtemelen bir daha görüşmeyiz diye düşünüyorum. Yani şey bir daha çekemem, geç gelirim diye düşünüyorum. O yüzden şimdi burada vlogu kapatayım. Yarın Uğur'un kanalına değişik bir video çekeceğiz. Ondan sonra benim de şu uçuğumu geçer geçmez ben de bir makyaj videosu patlatacağım. Bugün aldığım büstler de eve gelince size paylaşacağım. Şu köşeyi onun için düşünüyoruz. Orayı boyamayı bile düşünüyoruz şu an Uğur'la beraber. Neyse çok fazla da detay vermeyeyim ki sürprizi kaçmasın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.